Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hususu mülazalarım. Yani tefekkür ederken malzeme olarak kullanabileceğiniz şeyler. Çünkü tefekkür ederken çıkarttığım şeyler. Zaten Risale-i Nur'un dışında bu olmaz. İnanın olmaz. İhtiyarla, itikatla iman arasındaki farkı nerede bulacaksın? İrade ile ihtiyar arasındaki farkı nerede bulacaksın? Olsaydı zaten ustad yazmazdı. İhtiyar aklidir ve hudutludur. İhtiyar aklidir ve hudutludur. Çerçevesinin içindedir ve aradakilerden tercihleri yapar. İrade ise vicdanidir. Bu ise mekan ve zamanın dışındaki en edinilen içeriğindedir. Ki bu vasfımızla hür oluyoruz. Oraya geçebilmek için ihtiyardan yani dimağı yapılandırmalardan çıkman lazım. İhtiyar ile hareket eden iradesiyle hareket edemez. İhtiyar iradeye ulaşmak içindir. Anlatayım şimdi. Dimağı sayıyorum. Kafayı. Dipten soğan kabuğundan içeriye. Yapa yapa böyle ezberlerim. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat aklidir. İman kalbidir. İhtiyar aklidir. İhtiyar aklidir. İrade ise kalbidir. Kalbin içerisinde vicdan var. Vicdanın dört özelliği var. Soğan kabuğu gibi. İrade. Zihin. His, irade. Latife yapanı. İrade demek ki vicdanidir. 136 Beşami. Ve külli ve umumidir. İhtiyarla irade arasını farkı söyleyeyim bu arada, bu makamda. İhtiyar gaybda değil. Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Bu mu bu mu? Şu mu o mu? Mevcutlar arasına tercih etme özelliğine sahip. Yani mevcudu gaybla, gaybi mevcutla tercih edemez. Mesela Allah diyor ki Celle Celaluhu, şu günahı terk et. Günah anidir, şimdidir. Ben sana cennette şunu vereceğim, gaybidir. İradesi olmayan, ihtiyarla hareket eden bunu yapamaz. İhtiyar hayvanlıktır, hayvaniyet mertebesidir. Dünyalıktır, hazır zamana bakar. İhtiyarın mazi ve müstakbeli yoktur. İhtiyarın. O zaman ihtiyara mahkum olan, ihtiyarıyla hareket eden, iradesi işlemeyen, cenneti tercih edip bu günahı terk etmez. Çünkü ihtiyarın özelliği ve vasfı hazıra muptelâdır. Ya, tabii bunu nerede bulacağım bu farkı? Senelerce ben tefekkür ettiğim, okuduğum risaleden çıkardım. Bak sana birkaç dakikada veriyorum. Bazı nankörler var. En iyi onlar dinliyor. En fazla istifade ediyor. Başkalarının istifadesine mani oluyor, karşı oluyor. O zaman sen niye dinliyorsun? Ne zalim adamsın sen ya. Hiç mi vicdan yok? Sen istifade ediyorsun. Çok iyi biliyorsun ki sen istifade ediyorsun. Edeceklerini de biliyorsun. Sırf taasubundan dolayı karşısın. Bunu nerede bulacaksın sen? İhtiyar ani ve fani ortamdadır. Yani mazi ve mustakbeli yoktur. Hazırı gayba tercih edemez. Gayble işi yoktur. İrade ise mevcutlar arasında bunu bu bunu, bunu mu bunu mu olmakla beraber mevcudu gayble kıyas edebiliyor. Allah diyor ki bu günahı terk et, sana cennette vereceğim. İradesi olan yapabilir. Hazırı terk eder, gaybı tercih eder. Onun için ihtiyarlık hayvanlıktır. Ustad da diyor ki 17. sözde, ihtiyarımdan, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Neyle vazgeçiyorsun? İradeyle. Bir üst birim olmazsa bundan vazgeçemezsin. İhtiyariyle ihtiyardan vazgeçemez. İhtiyarın üst birim var. Vicdanidir irade. İhtiyar aklidir. Ha o zaman
İhtiyarınla hayvanlarla mesela onda misal vereyim. Taş mı ciğer mi kediye göre? Ciğeri tercih eder. O da bir tercihtir. Değil? O da bir tercihtir. Mesela arı çiçeğe mi konayım taşa mı? O da bir tercihtir. Hayvanlar ona mı gideyim buna mı gideyim sana geliyor. Hayvanlık olduğunu 24. sözde söylüyor. 24. sözde söylüyor. İhtiyar hayvaniyet mertebesinde olduğunu söylüyor. Anladın mı? O hayvanlarda da diyor Çendan bir gerçi bir ihtiyar var. İrade insanlara mahsustur. Şimdi şey söyleyeyim, bombayı patlatalım. Hayvaniyete geçmiş, insanlığını kaybetmiş insan suretindekiler irade kullanamazlar. Mevcuta mahkumdurlar. Gayb olan cenneti ve Allah'ı tercih edemezler. Hazıra mahkumdurlar. Çünkü ihtiyarları vardır, iradeleri bitmiştir. İradenin yapısı, dört yapıyorum böyle, vicdandadır. Vicdan ölenin iradesi yoktur. Çünkü irade vicdanidir. Vicdanındır. Hepsi gidiyor o zaman. Gitti. Onun için diyorsun ki, ya hocadır, alimdir, hatta nurcudur gibi gözüküyor. Tepedeki adamdır. Ya bunu nasıl yapar, nasıl der? Çünkü kardeşim vicdaniyeti bitmiş. İradesi yok. Ama bu Müslüman olduğu halde abi. Müslüman olduğu halde. Yani vicdanı tamamen bitmemiş. Vicdanı... Mesela sağlam bir akü kapıyor. Orta akü kapıyor. Bitmiş ama sıfır değil. Kıt kıt kıt. Marşı çeviremiyor. Ceyran var ama marşı çeviremeyecek kadar. İradesi var ama ihtiyarına galebe olacak kadar değil. İradesi var Müslümanın. Gafil. İhtiyarı galip olduğu için eziyor. İradesi şöyle. İhtiyar ise kapıyor. Eğer hatam Allah'ı ala kulubihim ve ala semi ve ala ebsarim gışave. Yani eğer hatmedilmişse kim olursa olsun bitti. Ama kutuplardakilerin hatmedilmemiş. Müslüman olma şansı var. Ama abi bizim onu göremiyoruz değil mi? Onlar sadece melekler bilmiyorum. Gözüküyor. Yani eylemle biz anlarız. Herkes diyor vicdanın bir irade olduğunu bilir diyor. Ustad zaten vicdanı da onaylıyor. Vicdanın iradesi olduğunu bilir. Vicdanı olanların nasıl anlarız? Ya kolay kardeşim, gayb değil. İslamiyet hiçbir şey gayb etmemiş. Kabirde sana ne sorulacak belli. Nasıl muamele göreceksin biliyor musun? Şu anda gördüğün cinsten. Şu anda dine ne kadar yerin var? Yaptığın işlerde Allah'ın ne kadar yeri varsa senin Allah'ın dünyasında da o kadar sen varsın. Yani gayb değil. Bak ben size anlatayım. Kimde irade var? İhtiyar. Çok eylemdir. Vicdanın dört özelliği vardı. Dört veri tabanı. Neydi? İrade. Dışarıdan son kavan. İrade en dıştır. Gir içeriye. Zihin. His. Latife. İradenin olduğunun dışa vuruşu nedir? Kendisi nasıl gösterir olduğunu? Dışa vuruşu. İrade. İrade, eylemin adıdır. Müşahedetim var. Tabii ben heyecanlandırdım sizi. İbadetullah be. İbadet. İman diyecektim. İbadetullah kardeşim. Mutbe Şan'ı hiç mi okumuyorsunuz? 136. Zihni vazifesi? Müşahedetullah. Allah'ım ya senin kafana girsin bu şey. Müşahedetullah. Latife-i Rabbani nedir ya? Müşahedetun yani zihin nasıl müşahede edecek Allah ya? Muhabbetullah mı? Zihnin var marifetullah, marifet. His, muhabbetullah. Latife-i Rabbani, müşahedetullah, müşahede. İradenin ibadet. Bir adamın irade, namazı, niyazı, orucu, yamuk yumuk. İradesi yamuk yumuktur. Kesin bak gördün mü? İradesi var mı yok mu? Eylemdir. Eylemcidir, alemci değildir. İradeci. İradesi olan, bak gördün mü realiti? Var mı namazın? Var mı kitap okuman? Var mı televizyon, internetten uzak durmak? Kaza namazını kılıyor musun kardeşim? Derse gidiyor musun kardeşim? Dershaneni maddi ve manevi sıkıntı dinliyor musun? Yükleniyor musun kardeşim? İraden sağlam, korkma. Eylem kardeşim, gayb değil.
Ya namaz ya mukim, takır takır. Derse estiği zaman geliyorsun. Şöyle geliyor derse. Ne yapayım ben bugün? Yapacak iş yok. Ay bari gideyim. Böyle dava olmaz. Yapacak işi kalmadığı için yapılan iştir bu. Böyle dava mı olur? Ha bu iradesi yok. Var da derse gelir, telefonuyla oynar. Derse gelir, girip çıkma yapar, sıkılır. Şeytan tuvalete götürür çünkü tuvalette besleniyor. Şeytan derse gelir, öfler uyur. Bak işte. Bak adam davada mı bak, kilise çalıyor bak. Öğle namazı farzda başladı, evet. Tam. Son sünneti kılana kadar çaldı. Evet. Bak kimse gitmedi herhalde. Bu kadar ezan okunsa millet isyan eder Türkiye'de. Şuraya bak. Ya, yarım saat olmadı değil mi çalalı? Yarım saatte bu kadar çan çalar mı? Bak. Şuraya bak. Her yarım saatte, her bir saatte çalıyor. Günde 5 defa ezan okunuyor, adama çok geliyor Müslümanım. Şuna bak. Gece de çalıyor ha. Onda da çaldığını gördüm. Baviye yerde. 12'de de çalıyor. Evet, 12'de de çalıyor. 12'ye kadar çalıyor, ondan sonra çalmıyormuş. Aşağısı biraz da dindar. İhtiyar iradeyi götürmek içindir. Giderse ne oluyor? Yani gittim de olur. İhtiyar iradeye gitti mi, vicdana indi mi, irade ihtiyarla hareket etmez. Yani his, heves, heva ve tabiatıyla hareket etmez. Vicdan. Demek ki bir insanda irade olduğunu göstergesi ibadetullah'tır. Zihnin çalışıp çalışmadığını göstergesi marifetullah'tır. Marifet ehli midir? Marifet. Yani böyle kucaklayıcı mıdır? Taassup ehli midir? Mana adamı mıdır? Yoksa zahirci midir? Marifeti olan zahircisi de vardır. Zahiri de almıştır. Yani böyle zahir hapsolur. Bu budur, bu da. Tamam kardeş, başka mana yoktur. Zahir oku kardeş, düz oku. Bu marifetullah'ta terakki etmemiş. O ancak zihindeki yapıyla hareket ediyor. Hissin muhabbetullah'tır. Düşmanını, dostunu Allah tercih eder. Onun. Ben tercih etmem. Onun hissinin çalıştığını göstergesi, düşmanı ve dostunu Allah tercih eder. Muşahadetullah da Allah'ı görür. Müslümanların en büyük cehaleti Allah gözükmez deyip Allah'a suizan edip kendisini bloke eder. Oysa böyle namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya bir derste veya bir sohbette veya kendi kitap okurken, Hizbul Kur'an okurken böyle tatlılar oluyor ya. Latifeler Allah'ı gördüğünü göstergesidir. Veya namazda böyle oh bir tatlılar oluyor. O Allah kendisini aralamış. Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğünün alameti o. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için, duymayı kulağa indirgediği için, koklamayı burnuna indirgediği için öyle değerlendirdiğinden o göz seviyesinde değil. Allah mendil gibi mi olacak ki mendil gibi göreyim diyorsun. Rüyada bu organlarla mı görüyorsunuz? Rüyada bu organı mı kullanıyorsun? Demek ki Kur'an'ın rüyada bir şeyi okuduğun zaman onda bir zevk duydun mu? Allah'a zevk ediyorsun. Allah'ın görmüş gibi. Evet. Zaten ondadır. Zaten Allah'ı görmüş. Bu gözle Allah'ı görecek değilsin yani. Değil. Rüyada horlamanı duymuyorsun. O horlama anında rüyada kişileri görüyorsun, seslerini duyuyorsun. Bu çıktan sesi bu duymuyor, rüyadaki sesi duyuyorsun. Horlama anında rüya görüyorsun, rüyadaki sesi duyuyorsun, horlamanı duymuyorsun. Gözün kapalı olduğu halde rüyada kişileri görüyorsun. Hangi gözde gördünse onun 7 kat ilerisidir. Neyse konumuz o değil. Diyor ki ihtiyar iradeye ulaşmak içindir ki ustadım, ustad değil, ustadım cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor 17. sözde. Yani irademe ulaştım diyor. İradeye ulaşanlar ihtiyarını koyarlar kenara. İhtiyar bedenseldir. Bedensel yapıyla hareket eder. Bedensel tercihleri yaparlar. Arkayı göremezler. Hazların peşindedir. His, heva, heves tabiatıyla hareket eder. Hazırcıdır.
ihtiyarının kuvvetli çalıştığına delildir. Böyle gaybdaki Allah'ın mükafatlarının cenneti, marifeti takip etmezler iradeciler, ihtiyarcılar. Abi bu buraya baktığım zaman Almanya'ya hepsi ihtiyarla o zaman. Tabii hayvanlıktır hepsi. Ya. Geliyor adam. Ben Kuksal Efendi gördünüz, görmediniz mi? Derse geliyor adam, bacak bacak üstüne atmış. Derste ya Türk bu. Türk namı altında olan. Ötekiler ne aldı gelmiş? Ters bacak acaba hiç mi? Veya sanki böyle o kadar gelelim bize. O kadar bağnazız ki, geçimsiziz ki, nazlanıyoruz. Sanki mecburdur yani bize hizmet etmeye. 352. O mali ki mülkün bir kısım hayvanatı var. Onları o şehrin, o sarayın binasında bazı işlerde istihdam ediyor. Onlara yalnız bir yem veriyor. Onların da istidatlarına muvafık işlerde çalışmaları onlara bir telezzüz veriyor. Çünkü hayvanlar bil kuvve bir kabiliyet ve bir istidat fiil ve amel suretine girse imbisat ile teneffüs eder. Bir lezzet verir ve bütün faaliyetlerdeki lezzet şu sırdandır. Şu kısım hizmetkarların ücret ve maaşları yalnız yem ve lezzet-i maneviyedir. Onunla iktifa eder. Hayvanatı okuyorum. Hayvanattır. Hayvanat dahi ihtiyarı anlatmak için söylüyorum. İhtiyar hayvanlıktır diye. Hayvanattır. Hayvanat dahi iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz-i ihtiyarileri olduğundan. Bir de okuyayım. 354. Hayvanat dahi iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz-i ihtiyarileri olduğundan amelleri halisen livecila olmuyor. Demek ki hayvanların cüz-i ihtiyarileri var. 354. Anladın mı? Bakıyorsan. Bir de okuyayım. Hayvanat dahi iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz-i ihtiyarileri olduğundan. Cüz-i ihtiyarı hayvanlıkta var. İradeleri yoktur. İrade insana mahsustur. Cüz-i ihtiyar insandaki ihtiyar mı diyor o zaman abi? Nasıl? Bir de söyle. Hayvandaki çok düşük bir ihtiyar hani tercihleri. Bizde ihtiyar. Bizdeki irade ise, değil. Bizdekisi daha kapsamlı. Tabii daha geniş ama aynı cins. Mesela diyelim ki elma ama 276 cins elma. Yani çapı biraz geniş. Yani hayvanlar ot ve suya kadar tercih eder. Arı çiçek çeşitlerine kadar. Yani ihtiyarlar o kadar. Tilki, maymun, Yahudi, Deccal için Üstad zeki ve desas diyor. Akıllı demiyor. Zeki, aklın, taakkulün içindeki bir birimdir. Akıl değil. Zeki. İşte ihtiyar da böyle. Onun içindedir. Bir birimdir. İhtiyar. Yani zekavetin içinde, yani taakkulün içinde bir birimdir. Ama insanların ihtiyarı hayvanlar içinde çapı geniş ama aynı cins. Ama irade denilen şey mazi ve müstakbele şamil olduğu için iradesi olan mazi ve müstakbele şumuliyeti var. Onun için der ki mevcudat istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Geçmişinde kim var senin geçmişinde? Boş mu? Sen geleceğin boş mu? Sen varsın. Gelecekte de sen varsın, geçmişinde de sen varsın. O gelecekteki daha buraya gelmemiş vücudun içerisinde iradem var. Burada ihtiyarını kullanıyorsun, mazi ve mustakbelde iradeni kullanıyorsun. Halde ihtiyarını kullanıyorsun, ilk sonra irade. Çünkü 110 sözlerde diyor ki, alemi gaybtan sayılan mazi ve mustakbel diyor, canlı ve ruhludur, elva kaderiyedir. Canlıdırlar diyor. Mazi ve müstakbel canlı ve ruhludur. Senin bak mazi müstakbel. Burası hal. Mazi müstakbel. Burası hal. Canlı ve ruhludur senin geleceğin. Canlı ve ruhluysa iraden yok mu? İhtiyar buradadır. Ana bakar. İrade bunlara bakar. İrade üçünü de alır da ama bunlara bakar.
Onun için senin daha gelmemiş vücudun var ya yarınki, sen iraden hep tercih etmiş, bitirmiş. Canlı ve ruhludur derken içinde ben olduğum için. Sensin. Sensin ya, farkı bakmıyor. Senin geleceğindekiler sensin canlı. O irade hepsini secdeyi edip etmeyeceğini yapmış orada. Burada ifade edilir. Burada dişirle kendisini sana mal eder. Dişir, ezberlemek için yaptım. Dua ile, iyi, dişirin, iyisi, iman ile, dişir, şuur, rıza ile. Yani dua, iman, şuur ve rıza ile geleni onaylarsın, sana mal olur. Onaylamasın, aleyhine çekip gider. Peki insan tevhidini daha önceden yapmışsa abi. İradesiyle yapmış. İradesiyle yaptığı burada ortaya çıkıyor. Neye göre tercihler? İradesindeki göre... o bütün o yapılanmalara göre iman, küfür hepsi var orada vücutta, hayatta. O tercih edilen yerde zaten hepsi var. Alemi gaybde hepsi yok. Şöyle düşün. Çekirdekte daha istikbal. Ağaç çıkıyor. Ağaç çıktığına göre çekirdekte hepsi yok mu? Tekrar meyvenin içinde çekirdek var. Geldiği yer yok mu? Burası istikbal, burası müstakbel. Burası hal. İnsanlar şöyle, sanki daha önceden bu sınav yapılmış. Yapılıyor. İnsan böyle bir şeye girmiş. Sadece görüntü veya... Yapılıyor. Daha... Hepsi bir bütün. Hepsi bir bütün. Ruh için mazi müstakbel yok. Kalbin ve ruhun derece hayatına geçince dün, bugün, yarın yok. Hepsi bir. Kalp ve ruhun derece hayatında mazi yok. Zamanın arkasında zaman olmadığı için dün, bugün, yarın olur mu? Peki oradayken nasıl bir pozisyonda tercih edilmiyor abi? Burada mesela birçok insanlar kaybediyor. Demek ki orada tercih etmemişler. Evet. Halbuki orada peki, daha aşikar ol değil mi her şey bile? Peki Bülent. Burada daha aşikar değil mi? Bu elinle kefenle adamı gömüyorsun. Mezara bakıyor. Çocuğu vuruyor. Mezara bakıyor. Amcası gömülüyor. Daha şikar diyorsun. Ben buradayım. Hoca olduğumu nereden bilecek? Duruyorum burada. O camiye yardım ediyorum hocaya. Gömülüyor. Gömülen adam, bak aşikara bak. Bu ağlayan adamın amcası. Bu adam da yaşlı. 60 küsür yaşında. Amcasına bakıyor. Mezara bakıyor ya. Hayal eder misin? Mezarlıktasın. Dürtüyor. Fiilden ruhu seyret. Ruhu. Dürt. Baba ne oldu? Ben duyuyorum. Beyaz eşya cinmişler. Sonra öğrendim. Beyaz eşya satıyorlar. Buzdolabı vesaire. Baba diyor. O bir adam söyledi. O faturayı yatırmadı diyor. Senetini yatırmadı. Ben size demedim lan. Ona mal vermeyin. Gidin arkasına banka yazdırın. Ben idare ediyorum. Siz gidin. Aşk geldi mi? O zaman oradayken de bozuk abi o zaman. Tercih ya, tercih. Peki aşikar değil mi? Daha dinin en keskin, en kesin sert uyarısı mezardır, ölüdür. Ekseri zikra demun lezzet. Yani ölümü çok zikredin, o lezzetleri tahrip eden bir özelliğe sahip. Vaaz ilmidir, cenaze realitedir. Adam ben burada Almanya'da ya, konuşturma Kuksafende de olmadı mı? Odada cenaze var, ben, ha biz gittiğimiz zaman gülüyorlardı. Odada gülüyorlar, maç konuşuyorlardı. İçeride babası battaniyeyle sarıldı. Hangi eve gitmişti? Bedi değil mi? Diyecek ya abi oraya, peki burayı nereye göre tercih etti? Aynı kafa. Onun için usta diyor ki, kıyamete kadar ben diyor, duvarı gösteriyor, kıyamete kadar bütün talibem olacakların ismini yazarım diyor. Allah'a şükret bu rolü sana verdi. Allah'a şükret. Ebu Cehillik oynamıyorsun. Tiyatro. Onun için böyle arkayı biraz araladın mı? Dünya var ya şu zahir. Şunu al. Şurada bu oynanan var ya, Allah Ebu Cehil'e de bir rol vermiş. İşaretleyeceğiz de diyor ki, küfür yaşamasına mani değil. Küfür mani değil. Onun için bir iş yapıyor, işlevi yapıyor. Tiyatroda
Hep başrolde iyi adamlar olsa film heyecanlı olur mu? Filmde herkes iyi oynuyor. Olmaz. Mutlaka bir adamı meşhur yapmak, başrolde kahraman yapmak için zalimlerle mücadele etmesi lazım. Yoksa heyecan olmaz. Heyecan demek fıtratı dışarı çıkıyor. Dünyada da heyecan yok. Herkes sahabe gibi. Herkes peygamber gibi. Ebu Cehil yok. Bu dünyada yaşanmaz ha. İstemem ben böyle bir dünyayı. Ne diyorsun sen ya? Bak bak birileri öyle diyecek. Ben bütün dünyayı sahabeler gibi insan olsa istemem. Allah da istemediği için yapmadı zaten. Ebu Cehil'i de Allah koymadı mı buraya? Mücadele olmaz. Olmaz ki. Yaşanmaz, yaşanmaz. Abi bir de günah olmasa da yaratmazdım insanları. Evet. Değil mi? Hadis günah yapabilecek istidat da olmaz. Ya Bülent ne olur ya. Bana bu rolü verdi. Allah bu dersi dinlettiriyor. Bana nasip etti. Ne olur ya. Ya kanaat edebiliyor musun buna? Kur'an'a ve Kur'an'ı indiren Allah'ın zatına yemin olsun. Yoksa kafir olur insan. Yani o kadar şükrediyorum ki bunu herkes okuyabilir. Ama buna kanaat herkes yapamaz. O apayrı bir nimet. Bu böyledir. Bu ilhamen yazılmıştır. Asın imamıdır. Diyebiliyor mu? Kanaat edebiliyor musun? Allah. Diyorsun ki amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esas nedir? Ya imandan bahsediyor. Bu sayfada ise ecdatlarında nebi gelmiş midir? İman. Gene iman. İmandan bahseden bir yer çıktı. O zaman abi iradesiyle hareket eden bir insan yani adamdır. Anlatılmayacak derecede adamdır. İradesiyle hareket ettiğini dünyada nasıl gözükür onu da söyle de rahatlayayım geçeyim. Hadi. Aferin lan sana İbrahim. Namaz kılıyor, derse gidiyor, kitap okuyor, dershaneyi süpürüyor, faturayı yatırıyor, kitap okuyor, eline geldiği kadar onu bunu getiriyor. Aslanım benim, kahramanım benim, ayağın başımın üzerinde olsun. Yalan söylüyorsam Allah beni kahretsin, samimi söylüyorum. Senin ayağın başımın üzerinde olsun. Mübarek olasın, bas, layıksın buraya basmaya. Çünkü hizmete sahip çıktın, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Risale-i Nur'a kanaat ettin. Allah yolunu açık etsin. İrade sahibisin, müjdeler olsun sana. Ama leylim leylim, o yakın. Ha, ihtiyar sahibisin. Şimdi dedin ya hani Cenab-ı Hak isteseydi herkesi sahabe yapabilirdi. Yok olmaz. O zaman burada o zaman şükret ya. Tercih. Bana bu aktörlüğü verdi, bu rolü verdi. Film oynuyoruz. Yani başrolde değiliz ama kenar köşede bir şey oynuyoruz. Hani gemideyiz, evet kaptan değiliz, bilmem ne değiliz, şu değiliz ama bu durumda dahi olsam, silici dahi olsam gemideyim ya. Hatta geminin içi, gemi böyle gidiyor, sen böyle gitsen bile önemli değil. Çünkü gemi böyle gidiyor zaten. Yamuk yumuk olsan bile geminin içindesin ya. İştiraka amal uhreviye densin ya. 96 Kastamonu. Abi bir de şey diyecektim, soracaktım ben ya. Biraz geri gitmek istiyorum. Geri gideceksin, evet. Tamam. His dedin, hisleri insan mesela inşallah ederse Allah-u Teala dedin, arkadaşlarına falan o şey yapıyor dedin. Nasıl anlamadım? Ha dostunu, düşmanını. Dostunu, düşmanını, arkadaşlarını o şey yapıyor. Dedin. Allah ayarlıyor. Allah ayarlıyor. Şimdi baktığımız zaman biz, hani ben kendimden şey yapıyorum. Çoğu arkadaşları ben kaybettim. Hani çevrem değişti. Hı hı. Bu hislerin böyle inkişaf ettiğini evet. Mi şey yapıyor? Evet, onun delili. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Seçiyor. Tabi Allah seçiyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir şey diyor bu konuda. Bir şey ekliyor. Ben iki tane ekledim ona. İyi olmak istiyoruz diye mektup yazmışlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne. İyi olmak istiyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki iyi olmak isteyen iyilerle beraber olsun. Ben iki şey de ekliyorum. İyi yerde, iyi insanlarla iyi iş yap. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Şimdi eğer sen his var ya vicdandaki his, üçüncü birim. Dostunu da düşmanını Allah tayin ediyor. Sen nurlara girdikten sonra çevre vesaire değişmişse Allah mübarek etsin. Allah seni bir yerlere taşımış. Çünkü mümkün değil sen o çevrede kanaat edemezsin. Hemen dünyan değişiyor, çevren değişiyor. Ama o inkişaf ettiğinde değil. İradeyle gene o şeyi tabii, tabii. Yapman gerekiyor. Ya, ama nasıl? İrade ibadetullah yaparsa zihni aktif eder. Zihin de marifetullah'a döner.
irade ibadetullah, zihin marifetullah yaparsa his dostunu, düşmanın Allah tayin etme makamına çıkar. İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah yani dostunu, düşmanın Allah tayin etti mi müjdeler olsun, müşahadetullah'a başlarsın. Birbirini aktif ediyor. Yani irademe ulaştım diyor. İradeye ulaşmak o kadar kolay değil. Hayvaniyet derecesinden beden bedensel yapılardan sıyrılman lazım. Unutmayın, ihtiyar dört şeyin hulasasıdır. His, heves, heva, tabiatın hulasası ile ihtiyar oluşuyor. İhtiyar, eğer sen bunları yaşıyorsan ihtiyarla hareket ediyorsun. Ki ihtiyar hayvaniyet bedensel tercihlerin mahkumudur. Niye kader dersi zordur? Herkes, niye kader kavrayamıyoruz? Bak. Kendimize bakıyorum. Bak okuyayım. Sordum. Niye kader dersi herkes korkar, kimse pek ders yapamaz? Kutsafen'de camide, Diyanet'in camisini yapmıştım. Hatırlıyor musun? Hatırladın mı? Hatırlayamadım ya. Ha. Sitede de var. Kutsafen, teravih imamlığı yaparken. Camide de anlattım. Ne kadar kolay. Bak niye? Niye kader dersi zordur? İman esaslarından en zoru bu. 6 tanenin en sonudur. Amentu billah ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kaderi. Tamam? 6. Niçin en son zor? Allah'ın ispatı, haşrın ispatı dersi oluyor da bu niye yapılmıyor? Melaikenin ispatını yapıyorsun derste. Allah'ın ispatını yapıyorsun derste. Peygamber ve haşire. Niçin kader yapılmıyor? Temelinde ihtiyarla irade, mülk ile melekut, evvel ile ahir, zahir ile batın isimlerinin hükümlerini bilmemekten ve de Allah'ı ve esmalarının tecelli mertebelerini kavrayamamaktan geliyor. Çünkü amentu billah, Allah'a iman, Allah hariç bizden kolaydır. Allah'ı anlamak kolaydır. Allah'ı anlamak kolaydır çünkü Allah hariçtir. Allah bizim dışımızdadır. Anlamak kolaydır. Ve melaiketi, melekler bizim dışımızdadır. Onu anlamak, okumak kolaydır. Ve kütübihi, kitapları anlamak kolaydır. Kitap bizim dışımızdadır. Ve rusulihi, peygamberler bizim dışımızdadır. Anlamak kolaydır. Haşrihi, anlamak kolaydır bizim. Ve bil kaderi, o sensin. Allah'ı anlamak ve tanımaktan zordur kendini tanımak. Men arafa nefse fakat arafa rabbe. Kendini tanıdıktan sonra Allah'ı tanıyacaksın. Kendini tanımak zordur. Allah'ı tanımak daha kolaydır. İşte risaleleri okumak da onun için zor abi. Evet. Kendini tanıtıyor. Gazete gibi okumayın. Gazete harici okutturuyor. Onun için zevklidir. Haberler zevklidir. Hep hariç. Ben yokum. Risale ne okuyorsanız kendini okuyorsun. Onun için zor geliyor. Zor değil. Onun için anlamıyoruz diyor. Kendini anlamıyor, değer vermiyorsun, kendini sevmiyorsun ki anlayasın. Fizikten geçmen için 108 tane elementin en az 60 tane atom değerlikleriyle, simgeleriyle ezberlemiştik. A, U, M, N, O, H2O bir sürü şeyler ezberlemiştik. Atom değerlikleriyle beraber. Ustad diyor ki gazete gibi okumayın. Millet de şey zannediyor, gır gır okumayın. Değil o. Nedir o? Gazete harici okutturur. Risale kendini okutturuyor. Sensin. Onun için altıya konmuş. Bu 5 taneyi hazmeden ancak kendisini tanır. Tanımazsın. Kader Risalesi'nde en sonda ne var? En son bir zeyl var. Ne var zeylde? Ne alakası var orada o işin? Zeyl insan var. İnsan orada. 4 hatve yok mu orada? 4 hatve var ya Kader Risalesi'nde. Garip garip bakmayın ya. Tabii ki Hasan'ın heyecanına karşı okuyor. Zeyl ya. Al şu sevgili kardeşim ya. 4 hatve. İnsan. Kader Risalesi'nde insanın ne işi var? Peki.
Kader ne alakası var insan? Cüz'i ihtiyari, ademi mesuliyetten, kader gururdan, nefsi gururdan kurtarmak için girmiş. Mesela kader risalesine bakın nasıl başlıyor. İnsan diye başlıyor, insan. Kader, anlamak insan. Ne diyor? Kader ve cüz'i ihtiyari, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanı cüzlerindendir. Demek ki hali ve vicdanidir kader. İnsandır yani. Hali ve vicdanidir. Yani mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyar önüne çıkıyor. Ona mesulsun, mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil, yapan sen değilsin. İyi dinleyin şu cümleye bak. Kadere ne arka? Kader, cüz-i ihtiyarı, iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmiş. Bak, kader gururdan, cüz-i ihtiyarı, adem-i mesuliyetten kurtarmak için. Yani insan risalesi. Ben şimdi daksil var ya boya, kalemce daksil. Kader risalesini sileceğim. Kaderi sileceğim. Kaderi sildikten sonra insan risalesi yazacağım. Hiçbir fark etmeyecek. İnsanı anlatıyor. İçsel yapısından bahsediyor. Dört veri tabanda bahsediyor. Huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel bat. Onun için altı tane iman esasının altısına girmiş. Peki bunu söyledim. Hep insanı anlatıyor. Dikkat eder. Sonuna bak. Enfusten bahsediyor. Enfusi insan. Bu zahiri insan. Bu Zeyd enfustur, enfus. Onun için kadere konmuş. Fela tuzek enfusekum. Men ittehaza ilaha uhevahu. Ve la terkenu lellezine zelum. Yok. Ve la tekünü kellezine nesullah fensan enfusehum. Ma asabeki min asanatı fe minallah ve ma asabeki min seyyeti ve min nefsi. Belaz. Hep enfus ayetler. Allah aşkına ya. Kader risalesi burada ne işin var enfusi şeyi? Enfusi bu yapıdan bahsediyor. Ötekisi usulden bahsediyor kader risalesi. İnsanın kader risalesi yerine daksille kaderi sil, insan yaz, hiç kimse anlamaz. Onun için kader altıncı sıraya koymuş. Onun için kader risalesi pek olmaz. Niçin? İnsan anlamamışız da ondan. İnsan. Kader risalesi neymiş? Temelinde ihtiyarla iradeyi ayırt edemeyen kader risalesini zor yapar. Temelde İhtiyarla iradeyi ayırt edemeyen. İki, mülk ile melekut, zahir ile batın, evvel ile ahir, zahir ile batın, evvel ile ahir isimlerinin hükümlerini bilmemekten ve Allah'ı ve esmalarının tecelli mertebelerini kavrayamamaktan kader risalesi zor geliyor. Kader insandır. İnsanı enfus ve afakta yorumlamaktır. O beş tane iman esasına iman eden kişi demektir kadere iman. Kendine şahit olmak. Mesela Allah'a iman ettin. Ne olur neticede? Allah'ın marifetini kazandın. Karın nedir? Allah'ı tanımak seni oraya götür. Meleklere iman. Peki kadere iman edince kar nedir? Kendini tanıyorsun. Hiç harici çıkmıyorsun. Allah tanıdıkça Allah'ı tanıyorsun. Meleği tanıyorsun, kitabı tanıyorsun, peygamberi tanıyorsun. Kadere iman edince hariç kim var? Allah'a iman ettin, Allah o. Meleğe iman ettin, melek o. Kitaba iman ettin, melek kitabı o. Peygamberi iman ettin, kitabı o. Kadere iman ettin. Ya, iman eden kişi. Ha, kendini tanımaya götürüyor kader. Kendini tanı. Men arefe nefse fe kadere fe. Değişti değil mi Selahattin abi kader? Değişti tabii. Bunu veren Allah hamdolsun. Şükürler olsun. Kainatın zerratı değil. Kainatın zerratı, mürekkebatı, sıfatı adedince hamdü senalar olsun. Allah'ın bize verdiği ikramdan dolayı. Ya. Bugün secde ettik değil mi? O ekmeği verdiği için. Bir ekmek var, Almanlar yaptı böyle. Var ya böyle kokuyor. Gittik. Ya Rabbisi bunu verdiğin için sana secde ediyorum. Ya küçük şeyle de memnun olmayı bilirsen büyük şey sana çok büyük gelir. O küçük dediğin şey de olması için Allah lazım.
O burçin, burçin dediğimiz var ya, o ekmeğin, siyah ekmeğin altındaki o şey var, çekirdekler var. Onun bir tanesini bile, dedim ya hatırladın, kaybolmasını, düşüp ekmekten düşüp kaybolması vicdanıma ağır geliyor. Çünkü o bir tanesi için Allah lazım. Koca bir bitki var içinde. O ekmeğin altındaki çekirdekler var ya, bir tanesi bile ağrıma geliyor. Onun için sofradaki ekmekler var ya, kırıntılar, böyle diyorum. Arkadaşlar vakıflar dershanede bizim yanımızda kalan bir tabile. Çünkü hurinin mehirleridir. Ona hurinizin mehridir. Ne kadar az böyle yerseniz o kadar huriniz az olur. Bakıyorum herkes kapışıyor. Tamam. Hurileri fazla alalım. Hadis. Hurileri fazla alalım. Tabii o tekst diyor ki benim hurime karışma diyor. Bak, bir tane bile ağrıma gidiyor bir çekirdeğe düşmesi. Vallahi Allah şahit ya. Allah ne kadar nimet vermiş. Kendisini anlatmayı, kendisini tanıma mesleğini vermiş. Şükürler olsun. İhtiyar aklidir demiştik. Akıl ise lef-i mahfuzdan. İrade ise enede mündemiç. Akıl lef-i mahfuzdan. İrade ise enede mündemiç. Yani bu kainattan değil. Değil. O zaman şeceri hilkatten bakarsak. Mutlak hür mü abi irade tam? İrade tam hür. Şöyle diyeyim bak. Harita olsa da keşke göstersem. Ama elime bakın. Mahiyeti zatiye. Bunun hakkında hiçbir bilgi yok ve olmayacak. Hiç ezeli ve ebedi bilgi yok. Mahiyeti zatiye. Bu işte Murat kafayı taktı ona o cümle. Gece yatamadım dedi. Allah Allah değil. Abi bu ne biçim şey ya? Gece yatamadım. Gerçi izah ettin ama dedi. Bana ne olur izah et de rahatlayayım. Bak. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Ya Cemil, Ya Allah, Galibu, Ya Allah, Ya Mucibu, Ya Allah, Ya Habibu, Ya Allah, Ya Rab. Hep isim. Allah da isimdir. Allah ismi sıfat değil. İsimdir. Tamam? İsim sıfat değil. Sıfat şunat değil, şunat mıydı? Bak mahiyeti zatiye. Şunat-ı zatiye, sıfat, esma. Esmanın içinde Allah bu değil. Esmadır Allah. Allah hakkındaki bütün bilgilerimiz esmaya dayanıyor. En fazla sıfata gider. Ondan sonrası bilmiyoruz. Onun için şunu kastederek, bu esma olan Rahman, Rahim, Allah ismi mahiyet-i zatiye olmadığı için mahiyet-i zatiye anlatamaz. Allah ismi Allah, mahiyet-i zatiye olan Allah değil. Lehül esmaül hüsna. Bütün güzel isimler onundur. İsimler onundur. Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler ben değil. Peki onda değil mi? Şimdi diyelim ki her lisana göre Allah'ın ismi farklı. Evet. Almanlar ayrı bir isim koyar diye. Gott. Allah'ın ismi Huda. Huda. He. Yani onun için yani belki sen o dediğin sıfat yani Allah'ın ismi. Allah'ın evet. Sıfattır. Bu isimler yani şeydir. Kişilere göre, yapısına göre değişiyor. Evet. Bak şimdi, dolayısıyla bu Allah isimdir. Rahman, Rahim ama ismi azamdır. İsmi camidir. Yani taftil olmuş, yani cem etmiş bütün. Ne kadar ismi azam dahi olsa isimdir. Sıfat değil. Ha, o zaman diyorum ki bu Allah sıfat değil, esmadır onu. Hele hele mahiyet-i zatiye bizim kastettiğimiz Allah, Allah değil. Yani buradaki Allah bu değil. O zaman bütün bilgilerimiz buraya dayanıyor. Zannetme ki bitirdik biz onu. Veya anladık. Bunun hakkında işaret de yok. Bilmiyoruz. Peygamber dediği gibi en iyi sen bilirsin. Ha, mahiyeti zatiye. İradeyi nerede göstereceğim bak. Altı, şunat-ı zatiye. Şunat-ı zatiye biraz aralamış bize ustad. 24. mektupta. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i mukaddese, şefk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese, 7. 24. mektup. Yani mahiyet-i zatiye hakkında hiç ama hiç bilgi yoktur, olmayacaktır. Şunat-ı zatiyenin bir yapısına haber veriliyor. Onun diyor bizdeki karşılığı, şey, bir ayna darlığı, şefkat, memnuniyet, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar şunatta haber verir. İn aşağıya. Sıfat. Sıfat da ikiye ayrılır.
Zatı sıfatlar, subutu sıfatlar. Subutu sıfatlardan, yani zatı vahdet, vahdaniyet, ehadiyet, kıdem, beka, muhalefetim, havadis. Bu taraf. Kıdem, beka. Bu zatı sıfatlar. Subutu sıfatlar, sen, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Bu. Ha şimdi irade burada. Subutu sıfattan. İn aşağıya. Esma, Rahman, Rahim, Ya Cemil, Ya, bütün isimler bu. Ha bu vacibül vücut denilir. Lahut. Bilmiyoruz. Tamam. Bu Allah karar veriyor. Bütün kainatı yaratacağı. İlk önce bir çekirdek yaratıyor. Onun adı Nur-u Muhammedi. İlmi kelamdaki ismi Mec'ul. Mec'ul. Barla 258. Barla 258'e diyor ki bu diyor mahluk değil. Vacip de değil. Berzahtır. Kabir dünya mıdır? Hayır. Ahiret mi? Ahiret kıyamet koptuktan sonra haşirde toplama ile başlar. Şu anda kabire alemi berzah denilir. Çekirdek ağaç değil. Hiçlik de değil. İlmi vücuttur, berzahtır. Yokluk değil. Çekirdekteki ağaç programı. Ağaç da değil, ilim. Anne karnındaki çocuk gaybi değil, dünyalı da değil. Berzahtır. 9 aylık ama doğduğu zaman bir gün oluyor. Ha? Buraya bir gün. Burada yaşıyor ama günü yok. Dünyada yaşıyor ama günü yok. Farklı bir zaman dilimi gibi. Öyle, 9 kaç aylık diyoruz kadına? 9 aylık abi. Doğduğu zaman ne kadar diyor? Abi 2 günlük. Hani 9 ay 2 gün niye demedin? Eklenmiyor. Sıfır. Petroldan benzin alıyorsun. Basıyorsun sıfır. Sıfır yeniden başlıyor. Ha, bu Nur-u Muhammed, iyi dinle. Bu Nur-u Muhammed'i sana bir nümune bıraktı. Aynadaki güneş. Güneşe Nur-u Muhammed'i de aynadaki güneşe sana verilen. Bu Nur-u Muhammed'i herkese bir nümune bıraktı. O nüminenin herkestekinin adı Ene. Bu. O zaman bizdeki Ene bu Nur-u Muhammed'in ne aynısıdır? Ne gayrısıdır? Aynadaki güneş der ustad. Güneş, aynadaki güneş. Aynadaki güneş, güneşin haysiyetine sahip. Isısı, ışığı, renk hepsi var. Tipi var, renkli var değil mi? Ama aynaya ben baksam, sırf şeklim var. Isı, ışım yok. Yansıtmaz da. Aynadaki güneş, güneşin haysiyetine sahip. Hassiyetine, hassa var ya. Güneşin haysiyetine sahip. Ama güneş değil. Ayna da değil. O zaman bu aynadaki güneşe 16. sözde şöyle der. Ne aynıdır ne gayr. O değildir, bu da değildir. Berzah. Ha, şu ayna ruhtur. Aynanın arkasındaki siyah nefistir. Nefis, ruhu boyalayan ben. Ene nasıl gözükür? Ben olan ben. Her şeyi sahip çıkan, benim gömleğim diyen bu. Benim atletim diyen bu, gir içeriye. Benim bedenim diyen bu. Benim hayat, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım almıyor ya, diyen o. Benim ruhum diyen bile ruh değil o. Ruha bile sahip çıkıyor. Bak benim ruhum, işte bu ene. O sensin işte, hakiki bu. Sen busun, aslın budur, bu dünya fotokopi. Asıl değilsin. Abi Cenab-ı Hak da demiyor mu? Ruhundan üfledim. Üfledim ruhunuzu. O da ruhunda aynı şey gibi oluyor. Aynı olmuş oluyor sanki. Evet. O da ama ruh gene mahluktur. Ruh gene mahluktur. Ruh mahluktur. Ene mahluk değil. O zaman ruhumdan üfledim ruhunuza derken abi. O ruha üflemiş. Sen, ben olan ben değil o. O daha arkada. Hani diyorsun ya. Benim ruhum kaldırmıyor ya. Ruhuma çok ağır geldi. Ruhum sıkılıyor. Benim ruhum. Benim gömleğim sıkıyor beni. Benim gömleğim kirli, benim ama. Ben gömlek miyim? Sahip çıkandır. İşte ruha sahip çıkan birimdir. O ben olan ben, odur işte. Oraya parmak basarak onun adı Hakikat-ı Muhammediye'dir. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi'dir, Hakikat-ı Muhammediye'dir, Şahsiyet-i Muhammediye'dir denilebiliyor. İnsan ismi değil, çekirdeğin adıdır. İşte bu cihet bizde de var. Meyvenin içinde yani toprak, çekirdek, ağaç çıktı. Meyve verdi. Meyvenin içinde bu çekirdek yok mu? Var. Değil mi? Ha, bu Nur-u Muhammed'idir bu çekirdek. Meyvenin içindeki çekirdek, meyve ise insandır. Kainatın sonu insandır.
Ama meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeği taşıma noktasında eğer kemalatı var, bu dersleri dinliyor, okuyorsa, o meyvenin içerisindeki çekirdek, bu çekirdeğin aynı olma hesabıyla diyebilir ki, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisidir her bir insan. Şualar 218. Diyor ki, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainatın arkasına geçiyor. Beşeriyet itibariyle, bedensel itibariyle, levazımat itibariyle, meyve itibariyle kainatın sonundadır. Kainatın içine doğmuştur. Ama meyvenin içindeki çekirdek itibariyle kainatın başıdır. Orada olmasına bakma. O zaman sen Risale-i Nur'u böyle enfusi böyle tahkik yaparsan kainatın arkasına taşınıyorsun. O zaman kainatın varlığın içindeki cennet, cehennem, arş, kürs, lef-i mahfuz gaye olmaktan çıkar. Çünkü kainatın arkasındasın. Risale-i Nur dersleri insanı kainatın arkasına geçiriyor. İşte o çekirdeğin, Nur-u Muhammed'in bizdeki karşılığı her bir insana koymuş numune. Ben olan, ben olan, Kur'an'da da öyledir. En Allah, ben Allah'ım diyor. O ben olana ene denilir. Enaniyet değil bu. Kafirlere o ene, kafirlere de vardı. Var. Onlar ne? Bir, o, yok, o şey olmuş. Mesela çekirdek var, cebinde var. Veya gittin çekirdeği suya attın. Veya kara tipe attın. Asfaltın üzerine attın. Vardı da ne oldu? Yok. Toprağa akmadın ki çekirdek ağaç olsun. Enenin iki yüzü var. Evet. O yüzü oluyor. Yani ruhu aktif eden, hayatı canlı tutan o enenin bu tarafı. Nübüvvet tarafı değil. Felsefe tarafı, beşeriyet tarafı, mülk tarafı. Enenin iki yüzü var. Bir nübüvvet tutar, bir felsefe tutar. Tamam. Ondan sonra felsefe tutup geliyor, nübüvvet gidiyor. Çünkü de çekersen bu tarafa gidiyorsun. Yani evet. Senin mehlin, evet. Tarafın. Yani bu ruhtaki özellikler var ya, irade, vicdan, dima, onları doğru kullanırsan enene geçersin. Ona eneye geçtiğin fenay mutlak ilmen olur. Geylani bizzati olmuş. O iradeni, ihtiyarını, zihnini bak. İradeni, zihnini, hissini, latife-i rabbaniyeni, tahayyülünü, tasavvurunu, taakkulunu, tasdikini, izanını, iltizamını, itikadını doğru kullanırsan seni eneye taşıyor. Yani hak, evet. Hak, evet. Ve bu sefer vahiy ile beraber. Çünkü nübüvvetin yoluyla gidiyorsun. Enenin iki yönü var. Bir felsefe tutmuş, bir nübüvvet. Evet. Nübüvvetin tuttuğu yolla vahiysiz olmaz. Vahiy yoldur ve yöntemdir. Yürüyen sensin. Vahiy sana yolu açar ve malzeme verir. Yürüyecek sensin. Ben sana diyorum ki Selahattin abi, bak buradan gel, Banuf'a geçiyor. Oradan oraya, Saint-Maur. Ama ben sana tarif ediyorum. Ama sen yürüyeceksin. Tarifi ben ediyorum. Ama yürüyecek sensin. İşte bu ruh yürürse aslına ulaşır. Nedir o? Ene. Ene uğraştı mı artık kainata Allah'ın gözüyle bakar. Allah'ın eli olur. Allah'ın gözü olur. Öyle diyor ya Musa aleyhisselam. Ya Musa, ben işte hastaydım, niye beni ziyaret etmedin? Haşa tövbe estağfurullah ya Rabbi, sen nasıl hasta olursun? Ben diyor, beni seven kulumun gören gözü, işiten kulağı tutan eli olurum diyor. Tamam? Hadis. Ha şimdi o ne oluyor? Fenay mutlak olmuş. Ama nurcularda fenay mutlak yöntemi değil, ilmi ama şuhut seviyesinde ilmel yakın. 25. sayfa Kastamonu diyor ki, Risale-i Nur okuyanlarda hakaiki imaniyeyi, esrar-ı Kur'aniyi şuhuda yakın bir ilmel yakın ile. İlmel yakın ama ilmel yakının da içinde var. İlmel yakın, anel yakın, hakkal yakın mertebesi var. İlmel yakının bir mertebesi var ki hakkal yakın gibidir. Kastamonu'da diyor. Hatırladın mı? Efendim sol tarafta aşağıda. Sol tarafta. Ya 25 ya 27 veya 10. Kaçın sayfa? 24 oluyor. 24 mü lan abisi? Sol taraf 24. İnsandaki bu irade bir kainatın başka bir yerinde aynı şekilde var mı? İnsanın dışında mı? Yok. Yok. İnsanın dışında hiçbir varlıkta yok. Yok kardeş, yanlış söyledim. 18'de. Tamam. 18. İman-ı tahkiki ilmel yakinden hakkal yakına yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine ehli keşfe devam ediyor. Bu nevi imanı tahkik ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle latife sirayet ediyor, kökleşiyor ki
devam ediyor. Allah Allah. Bu ikinci yol, Risalet-i Nur'un esası, mayesi, temeli, ruhu, hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Has talebeler bunu fark etmiş. Has talebe demek, ustadın talimatıyla hareket edince. Has talebe olmak zor değil. Ne diyorsa onu yap. Maşallah nasıl notlar alıyor. Tamam. Risale-i Nur. 18. Öpme dedim de uğramayacağım. İçimden geliyor. Beni anlatıyor. Ben öpüyorum kendimi. Benim o. Oh. Şimdi başka noktadan bakacağız. Bu iradeyi o zaman kainat kaldıramıyor mu abi? Kaldıramaz. Bak irade hangi yapınındı? Subut-i sıfatın değil mi? Hı. İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat, kelam. Neyse. Yedi. İrade subut-i sıfattan. Allah vermiş. İradenin çapı o kadar en geniş çaplısı insandır. Cebrail'de bile yok. Bu seviyede yok. Mikail'de de yok. İnsandaki çap kadar, çünkü bir adım daha atarsam yanarım diyen Cebrail, tam cebredici güçlerin hulasası cebir. Ama Allah Resulü geçti. Allah Resulü'ndeki o Nur-u Muhammed'i bir numunesi bizde var. İnsan oraya geçerse, bak 16. lemada diyor ki, çok istisna bazı zatlar diyor, lef-i ezeliye girer. Lef-i ezeli Cebrail'in makamı, lef-i mahfuzdur. Ondan sonra 149 sike-i tas-ı gaybede diyor ki gelen için lef-i mahfuzu da geçmiş, arş-ı azamı da geçmiş, meç'un şeye girmiş, Nur-u Muhammed'e girmiş. Onun adı fena-i mutlak. 149 sike-i tas-ı gaybede. Allah da kendini bulmak değil mi? Fena-i mutlak. Ondaki ben, bendeki o ile olması. Ne anlıyorsun? Fena-i mutlak. Ah. Bir de acayip bir makam söyleyeyim size İmam-ı Rabbani'den. Allah onun şefaatini mazar eylesin. Gani gani rahmet etsin. Ona Allah'ım nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin. Ona ve ustadlarıma ve bana emeği geçenlere. Hepsine. En ufak bana emeği geçenlere. Allah onlardan hepsine razı olsun. Dedi ki çıkmak diye kolay. Ey kurban olayım ya. Nasıl dedin ya? Nasıl dedin? Bak ne diyor. Çıkmak kolay. Çıkan çıkar. Muhyiddin Arabi, Konevi gibi. Çıkarsın, inemezsin. Herkese inmek nasip olmaz. Uçağı kaldırmak kolaydır, indirmek çok zordur. Çoğu uçaklar inerken düşer. İrtifa aldıktan sonra uçak düşmez, korkma. Eğer uçaktan korkanlar, inip kalkarken çekin biraz. Peki inmeleri iyi mi yoksa... Çok iyi canım, yüksek makam. Orada kalmak, orada kalmak, ona ait bir misal vereyim, tamam geçeyim. Hasan-ı Basri Hazretleri ile, neydi onun adı? Hasan-ı Basri ile, Hazreti Ali'nin talebesidir, bir de bir zat var. Hatırıma gelmedi, zor. Zaten kendi yazıda okurken bile zor okudum. Nehirden karşıya geçecekler, sandal gelmemiş. O zat demiş ki, ya acayip adamlar. Ben ama fiilden ruhu seyredeceksin. Yoksa keyif alamazsın. Mesela parmağından su akmasını okursun, geçersin, bir şey anlamazsın. Zevk o değil. Ya benim parmağımdan su aksa ben ne yapardım ya şimdi? Ah, zevke başladı. Keyif vermeye başladı külliyat. Ah, güzel olmuş. Ödüm patlar, kaçarım ama o da benden gelir. Murat ne dedi? Şimdi dedim, yürürken, gerçi konu ne? Yürürken her şey mevcudat seninle konuşuyor. Mezarlığa girdin herkes kalktı ayağa. Oo Hasan hoş geldin. Selam olsun sana. Ey şöyle adam. Bütün mezarlık konuştu. Ne yapardın? Abi o anda çıkamazsın ya bittin dedi. Ölürsün. Tamam. Onlar kalkar ben girerim. Evet. Onlar kalkar ben inerim diyor. Ölürüm diyor doğru. Bak şimdi. Şey anlatmak istiyorum. Fiilden. Ey Murat. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ne yapardın Murat dedim mezar sana dese. Abi o kalkar ben inerim. Şimdi bak. Fiilden ruha seyretmeyi becerirsek. Yani bu fiil ruhu bir bakalım. Sandalla sandal bekliyorlar nehir. Hasan-ı Basri ile Alaaddin bilmem ne. Gelmeyince. Dedi ki. Mübarek birbirimizi biliyoruz dedi. Allah'ın şeyine mazarız.
Ya Bismillah diyelim, geçelim sudan diye ya. Birbirimizi biliyoruz. O geçmiş, miracı olmuş, inmemiş zat. Hasan-ı Basri inmiş. Hayır diyor. Suyu iyi dikkat edin. Beni deli eden şeye bak. Su üzerinde yürümek, Allah'ın bu kuralını kullanmak, kanunundan daha üstündür. Adetullah'a sandalabilmek, dünyada kuralları yaşamak daha üstündür. Onu zaten yaşayacaksın. Geçmişte, gelecekte de yaşayacaksın zaten. Uçacaksın. O kadar önemli değil. Adetullah'a riayet etmek, bu adetullah burada geçmiyor. Sandal adetullah'a geçiyor. Bu adetullah'a riayet etmek ubudiyetin esasıdır. İbadetten çıkıp ubudiyet dairesine giriyor, su üzerine yürümek. Ama sandalı bekleyen ubudiyet dairesinde ibadeti yapandır. Onun için bakın Allah en zoru yapmış. Ruhun özelliği bir anda her yerde olmaktır. Ruh böyledir. Odunun içindeki nur var ya yaktığınız zaman bir anda her yerde olmuyor mu? Her yerde olan ruhu bir yere sıkıştırmak zordur. Allah zoru yapmış. Her yerde olmayı ben dünyada istemem. Şu anda tuvaletteyim, yemekteyim, yataktayım, geziyorum. Bu dünyada yaşanmaz ki böyle bir şey ya. Ben buradayken burada olmam lazım. Bu zordur işte. Allah zoru bize vermiş. Yani zoru yapmış, en büyük nimet budur. Onun için kurala uymak, yeri süpüreceksin. Süpüreceksin kardeşim. Bismillah, ya Kuddüs diye hemen bu temizlenmez. Olmaz. Zevk vermez kardeşim. Süpüreceksin. Süpürge yapmak için teknoloji kullan, beyin falan. Hepsi aktif olacak. Adetullah. Sandalı bekleyeceksin. Ve o zat geçmiş. O beklemiş. Sandal gelmiş. Derler ki büyükler hangisi üstündür? Hasan-ı Basri üstündür. Çünkü Allah'ın koyduğu kuralları hangi aleme uyuyorsa ubudiyet odur. Üstünlük odur. Abi, üstadın, İnmiş yani bu. Ötekisi inmemiş. İnmemiş. Ustad onun için ne yapmış? Bir revolverim vardı diyor. Bir tane de istedim diyor. Tamam. Ondan sonra yumurtayı kırar. Yoğurt da yermiş. Yoğurtu dökermiş. Yani dikbali yermiş. Riayet edermiş sünnete. Oysa arkasında. Maddenin arkasında. İsteyen şey yapardı. Yani adetullah'a uymak çok harika bir ibadettir. Bir daha elimize geçmez. Dünyadan gitti mi diyor İmam Gazali Hazretleri. İnsanlığının kıymetini bil diyor buradaki kıymetini. Buradan gittikten sonra bu insanlık seviyesi bir daha sana verilmeyecek. Çünkü bu dünyada bir dakika olmak için milyonlarca toprak altında Allah'a yalvaran insanlar var. Sana verilmiş. Şu anda yaşıyorsun. Milyonlarca toprak altındaki insan keşke bir dakika yukarıda olsam her şeyimi veririm diyen firavunlar, nemrutlar var. Ne yapacaklar biliyor musun? Bir dakika önce. Estağfurullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Tam öldü. Hah imanı kazandı. Sonsuz cehennemden sonsuz cennete. Bir dakika bile geçmiyor. O adamların bir dakikası şu anda ne kadar kıymetli sana şu anda verilmiş. Gel de çöplük televizyon karşısına harca. He? Başım dönüyor böyle düşündükçe. Abi bu kelimeyi çok bir şey yapman lazım senin. Söylemen lazım. Evet. Tekrar. Ben diye ben yeni anladım Almanya'da bunu. Ben güya yazmıştım ama aklımdaydı. Jeton düşmedi aşağıya. Yeni. Yani bir dakika dünyada olmak isteyen yer altında milyarlarca insan var. Vermemiş Allah hakkı. Şu anda bana vermiş. Yani acaba Ebu Cehil, Firavun o dehşeti gördükten sonra dünyaya gelse ne yapardı? Şöyle yapardı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Öl bitti. 10 saniye bile olmadı. Ama bu yok. Onlara yok. Hiç kimse yok. Peygamberlere bile yok. Peygamberlere bile bir... Evet geliyorlar ruhani. Kuşların cefine giriyorlar. Dolaşıyorlar. Ama la ilahe illallah dese bizim bu dünyada adetullah içinde söylediğimiz la ilahe illallah'a denk değil. Olmaz. Şaşıracaksınız ama.
şaşıracaksın. Peygamberin bile oradan dediği la ilahe illallah, senin buradaki dediğin la ilahe illallah denk değil. Aynı mesela rüyasında görenler peygamberi sahabe olmadığı gibi. Ha evet. Ne olur bir dakika ya. Gel şimdi. Elin filmini seyrediyorsun. Elin hayatını. Ulan benim hayatımı seyretsin. Bunları bu veriyor. Bunları bu veriyor. Hayatımdan daha kıymetli. Çünkü hayatımı buna verdim. Buna dokununca hayatıma öyle dokunuyor ki. Yani ondan feveran ediyorum. Bunu bilmeyenler bana zannediyor ki kinle nefretle birilerine kızıyorsun. Buna dokunma. Çünkü niye? Bu ben değilim. Benden kıymetli. Buna verecek bir şeyim yok artık. Her şeyimi verdim. O kadar kıymetli. Bak, bunu böyle koymayı bile ağır görüyorum. Biraz önce toz gibi gördüm. Güneş vurdu da kabul edemem. Bunun üzerine ilmi al bile koymam. Kur'an'dan başka bunun üzerine bir şey koymam. Hatta benim manyaklığım. Tamam ben manyağım. Bunun üzerine ilmi al da beşeri. Bu. Son cümleyi okuyayım. Ders bitsin. Yarın şey yaparız. İhtiyar aklidir demiştik. Akıl ise lef-i mahfuzdan verilmiş bize. İrade ise enede mündemiç. O Nur-u Muhammedi'de irade var. Üstün yani. Çok üstün. Akıl akılda, kafada, irade vicdanda. O zaman şeceri hilkatten bakarsak, bu olaya bakarsak, iyi dinleyin, ihtiyarın sahası lef-i mahfuzdan aşağıya bakar. Lef-i mahfuzdan aşağıya ihtiyara bakar. Çünkü akıl burada, ihtiyar burada çünkü. İradenin sahası arş-ı azamdan aşağıya bakar. İradenin sahası arş-ı azamdan aşağısını kapsar. İhtiyarın sahası lef-i mahfuzdan aşağısını kapsar. Burada durduralım. İnşallah fazla şey ezmeyelim manayı. Çabuk geçmeyelim. Arzu ederseniz yarın tekrar yaparız. Vahir davahum enelhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.